Mübariz Bey'i yok etmek isteyen bazı insanların olduğu, daha doğrusu bazı güçlerin yönlendirdiği çeşitli mafya gruplarının olduğu, bazı karanlık güçlerin olduğu şeklinde bazı iddialar var. Bəzi dairələr hələ də Mübariz Mənsimovu fiziki olaraq məhv etmək niyyətindədirlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Türkiyəli jurnalist Seyfulla Türksoy deyib. Jurnalist Mübariz Mənsimovdan hüquqi yolla ala bilmədiklərini, güc yoluyla almaq istəyənlərin olduğunu iddia edib. Seyfulla Türksoy bu məsələdə sonda ədalətin qələbə çalacağına ümid etdiyini deyib. Tutuklanmadan öncə işte birileri Mübariz Bey'in hayatına kast etməyə çalışmış. Onu yok etmeye çalışmış. Aynı iddialar şu anda da var. Belki size enteresan gelebilir. Şu anda da benzer iddialar var. Halen Mübariz Bey'i yok etmek isteyen bazı insanların olduğu, daha doğrusu bazı güçlerin yönlendirdiği çeşitli mafya gruplarının olduğu, bazı karanlık güçlerin olduğu şeklinde bazı iddialar var. Bu konuyla ilgili Rus mafyasının adı geçiyor, Afganların adı geçiyor, hatta bazı Azerbaycanlıların ismi geçiyor. Ya Mübariz Bey'in hayatına kastetme iddiaları halen gündemde, halen gündemde. O nedenle inşallah bu amaçlarına nail olamazlar, bu amaçlarını gerçekleştiremezler. Tabii bu mahkeme süreci çok önemli. Yani Bodrum'daki Yalıkavak Marina davası eğer Mübariz Bey'in lehine sonuçlanırsa, ki başsavcılık olaya müdahale etmiş durumda, Cumhuriyet Başsavcılığı, her şey değişebilir. Bütün bu gelişmeler tersine dönebilir, yani Mübariz Bey'in lehine. Bundan rahatsız olan bazı güçler de var, bazı karanlık güçler de var. Onlar hukuk yoluyla edemeyecekleri şeyi bu sefer karanlık yollarla ya da güçle başka şekilde gerçekleştirmek isteyebilirler. Bunlar iddialar tabii. Bunlar iddialar, benim şeyim değil, tespitim ya da teşhisim değil. Bu şekilde iddialar var. Umarım hukuk kazanır, umarım adalet kazanır, umarım vicdan kazanır.